Büyülü bir şehre doğru yolculuğa çıkan Burcu, bu şehirde büyülü bir kraliçenin yaşadığı şatoyu ziyaret etmeye karar vermiş. Kraliçe ile tanışan ve onunla yakın arkadaş olan Burcu, bu şatoda yaşamaya karar vermiş. Ancak kraliçenin kötü kalpli kardeşi Burcu'yu bir zindana kapatmış. Burcu'yu zehirlemeye kararlı olan bu kötü kalpli kadın, Burcu'ya akşam yemeğinde 3 tane elma vermiş. Ve bu elmalardan ikisinde Burcu'ya zarar verecek bir zehir bulunuyormuş. Peki, ekrandaki elmaların şeklini de dikkate alarak Burcu'nun seçmesi gereken elmanın hangisi olduğunu bulabilir misin? Burcu'nun seçmesi gereken elma en soldaki elma olmalıdır. Çünkü bu elmanın üzerinde küçük bir kurtçuk görebilirsiniz. Eğer bu elma zehirli olsaydı bu kurtçuk da ölmüş olurdu. Ahmet iş yerinde kalan ve orada yaşamını sürdüren bir adammış. Her gece yatmaya gittiğinde ışıkları açık bırakan Ahmet, bir gece hastalandığı için ışıkları açık bırakmaya üşenmiş ve tüm ışıklar kapalı bir şekilde uyumuştur. Ertesi sabah uyandığında eline gazeteyi alan Ahmet, gece yüzlerce insanın ölümünden sorumlu olduğunu anlamış. Peki Ahmet nasıl olmuştu da yüzlerce insanın ölümüne neden olmuştur? Çünkü Ahmet deniz feneri operatörüdür. Deniz fenerinin ışığını geceleri yakmakla görevli olan bu kişiler, geceleri de deniz fenerinde kalmak ve ışıkları açık tutmak zorundalardır. Fakat Ahmet o gece deniz fenerinin ışıklarını yakmadığı için karanlıkta kalan gemiler karaya çarpmışlardır. Güneşli bir pazar günü, liman kıyısında güzel bir gemi duruyormuş. İnsanlar gemiyi ziyaret ettikleri ve içini gezdikleri sırada gemi aniden batmaya başlamış. Şehirde gemiyi batıracak kadar güçlü bir fırtına ya da başka hiçbir şey yokmuş. Yanlış giden hiçbir şey olmamasına rağmen bu gemi herkesin önünde neden batmış? Çünkü bu gemi bir denizaltı gemisiymiş. Camide imamlık yapan Veysel, camiye 5 tane adamın girdiğine tanık olmuş. 5 kişi camiye girdikten 15 dakika sonra şiddetli bir yağmur başlamış ve tüm şehre sel basmış. Daha sonra camiden çıkan bu 5 kişiden 4 kişi yağmur yüzünden ıslanırken bir kişi hiç ıslanmamış. Peki bu 5 kişiden bir tanesi neden hiç ıslanmamış? Yağmurdan ıslanmayan gelen adam öldüğü için camiye getirilmiştir. Ölü olan bu adam tabutun içinde olduğu için de hiç ıslanmamıştır. En keskin gözleri aradığımız bu bulmacada ise sana verdiğimiz bu resmin içerisinde gizlenmiş bir hayvan bulunmakta. Peki resmin içinde gizlenen bu hayvan hangi hayvandır? Bu doğa resminin en sağında gizlenmiş olan bir at yer almakta. Peki, orman resminin yer aldığı bu resimde gizlenen hayvan hangisidir? Cevabı bulmak için süren başladı. En öndeki ağacın arkasında gizlenmiş bir kedi dikkatleri çekmektedir. Keskin gözleri aramaya devam edelim. Senin için renkli dairelerin içerisine bazı sayılar ve harfler gizledik. Bakalım bu resimde gizlenen harfi ve sayıyı süre içerisinde bulabilecek misin? Renkli dairenin içerisine gizlenmiş sayı 6, harf ise Z harfidir. Yine renkli dairelerin yer aldığı bu bulmaca sizden bir kez daha gizlenmiş sayı ve harfi bulmanızı istiyoruz. Süren başladı. Renkli dairelerin içinde yer alan sayı 74, harf ise Z harfidir. Karakterini tanımaya hazır mısın?
Senin için hazırladığımız bu resimden favori kuşunu seç ve senin kişiliğin hakkında yapacağımız yorumlar için hazırlan. Eğer ilk kuşu seçtiysen, sen duyarlı ve sakin bir insansın. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülün yok. Azimli ve kararlı yapın sayesinde aklına koyduğun her şeyi başarıyorsun. Dışa dönük bir insansın ve her ortama kolaylıkla ayak uydurabilirsin. Eğer ikinci kuşu seçtiysen, sen iyimser bir insansın ve mükemmel bir empati yeteneğine sahipsin. Ayrıca içe dönüksün ve kolay kolay insanlara kendini açamazsın. Çevrende az ve öz insan bulundurmayı tercih edersin. Üçüncü kuşu seçtiysen, sen sakin, uyumlu ve pozitif bir insansın. Hayatın güzel yanlarını görmeyi tercih ediyorsun. Sağlam ve kolay kolay yıkılmayacak bir karakterin var. Duygusal ve derin düşünürsün. İnsanlar tarafından çok seviliyorsun. Eğer son kuş senin favori kuşun ise, sen açık fikirli ve nazik bir insansın. Güçlü ve yenilmez bir karakterin var. Kendine güvenin ve cesaretin sayesinde her şeyin üstesinden rahatlıkla gelirsin. Arkadaşların için vazgeçilmez bir insansın. Sırada senin hem matematik hem de görsel zekanı test ettiğimiz bir sayı bulmacası yer alıyor. Bakalım ardışık olarak sıralanmış bu sayıların içinden eksik sayının kaç olduğunu söyleyebilecek misin? Resimdeki eksik sayı 35'tir. Bu resimde ise sayılar 1'den 70'e kadar sıralanmış. Peki bu sayıların arasındaki eksik sayı hangisi? Resimde yer alması gereken sayı 41'dir. Sadece %10'luk kesimin doğru cevap verdiği bu bulmacada ise senden ekranda gizlenmiş harfin hangi harf olduğunu söylemeni istiyoruz. Resimde gizlenen harf E harfidir. Peki mavi noktalardan oluşan ve görsel illüzyona sahip olan bu resimde gizlenen harf hangisidir? Resimde gizlenen harf F harfidir. İlk bakışta tıpatıp birbirine benzeyen bu iki resim arasında daha tek fark bulunmakta. Peki ama nerede? Resimler arasındaki tek farkı bulmanız için size verdiğimiz süre başladı. İki resim arasındaki tek fark mavi kuşun sol kanadında bulunmakta. Peki bu iki resim arasındaki tek fark nerede? Eminiz keskin gözleriniz varsa bu iki resim arasındaki tek farkı hemen bulacaksınız. Angry Birds çizgi filminden alınmış bu iki resim arasındaki tek fark sarı kuşun sağ ayağındadır. Bir önceki sorunun aksine bu iki fotoğraf arasındaki tek fark hemen göze çarpıyor. Bakalım kimler bu farkı bulabilecek? İki resim arasındaki farkı senin için gösterdik. Peki, Sünger Bob çizgi dizisine ait olan bu iki resim arasındaki tek fark nerede? Süren başladı. İki resim arasındaki tek fark Patrick karakterinin şortundadır. Peki, sıradaki resimler arasındaki farkı bulabilecek misiniz? Farkı bulmanız için size verdiğimiz süre başladı. İki resim arasındaki tek fark mavi canavarın boynuzlarıdır. Geldik son sorumuza. Ekrandaki resimde spor yapan 4 tane kadın görebilirsin.
Peki bu kadınların arasından spor salonuna yeni katılan kadın hangisidir? Spor salonuna yeni katılan kadın 3. sıradaki kadındır. Çünkü diğer 3 kadının vücudu kaslı iken bu kadının vücudunda kas yoktur.